Sevgili gençler merhaba. Bu dersimizde dönme ve öteleme hareketinden dönerek ilerleyen bir tekerleğin üzerindeki bir noktanın hızı ve yörüngesinden bahsedeceğiz. Dönme hareketinden başlamış olalım. Dönme hareketi yuvarlak bir cismin bir merkez etrafında dönmesi olaydır. Yani cismin merkezi yer değiştirmemektedir. Ve noktanın sürati merkeze olan uzaklıkla orantılıdır. Eğer burası V ise burası da V bölü 2 diyebiliriz. Tam ortası ise. Ve tam merkezdeki hız ise sıfırdır arkadaşlar şekilde dönme hareketini görüyoruz. Cismin olduğu yere döndüğüne dikkat edelim. Öteleme hareketi ise cismin dönmeden kayarak yer değiştirmesidir. Bu durumda bütün noktalar aynı hızla hareket ederler. Hızlarının birbirinden farkı yoktur. Hepsi V'dir. Evet, görselde de görmüş olalım arkadaşlar. Bütün noktaların aynı hızla hareket ettiğine dikkat edelim. Dönme ve öteleme hareketi ise bu her iki hareketin yani dönme ve öteleme hareketinin birleştirilerek yani kombine edilerek birlikte yapılmasıdır. Şimdi her üç durumda şekilde görelim. Evet üstte dönme hareketini bir altta öteleme hareketini en altta da dönme ve öteleme hareketini görmekteyiz. Bir noktanın hızı bulunurken arkadaşlar hem dönme hem öteleme hareketini birlikte alacağız. Dönme ve öteleme hareketinde. Mesela bize şu noktanın hızı sorulsa. Ya da şu noktanın hızı sorulsa. Dönme hareketinde şu noktanın hızı V'dir. Öteleme hareketinde bu noktanın hızı da bu tarafa doğru V'dir. Dönme ve ötelemeden her ikisini birlikte alıyorum arkadaşlar. Yani şu V artı bu V'yi aldığım zaman bu noktanın hızını bulmuş oluyorum. İkisi de 1V, 1V ve bunlar birbirine diktir. Bu noktanın hızı kök 2V olur. Dönme hareketinde bu nokta V hızıyla giderken Öteleme hareketinde de V hızıyla gidiyordu. O zaman her iki hızı buraya eklemiş oluyorum. 1V'ye 1V. O zaman buranın bileşkesi 2V oluyor arkadaşlar. En alt noktanın hızı şuranın hızına bakacak olursak. Dönme hareketinde bu tarafa doğru V idi. Öteleme hareketinde bu tarafa doğru V idi. Yani bu tarafa V ve bu tarafa V oldu. Ve aynı büyüklükte bunlar hız 0 oluyor arkadaşlar. Şu noktanın hızı ne olur? Dönme hareketinde hız bu tarafa doğru. Öteleme hareketinde bu tarafa doğru. O zaman bunları birleştiriyorum. V V. Bir kök 2 V olur. Ya da şöyle herhangi bir noktayı soralım. Şu noktanın hızı ne olur? Dönme hareketinde bu tarafa doğru V. Öteleme hareketinde her zaman aynı yönlü V oldu. Şu iki vektörün bileşkesi olacaktır. Şimdi bunları simülasyonda bir görmüş olalım. Burada mavi vektör öteleme hızını, yeşil vektör dönme hızını, kırmızı vektör ise her ikisinin bileşkesini temsil etmekte. Hareketin her anı için kırmızı vektörün yani bileşke vektörün yön ve büyüklüğünün değiştiğine dikkat edelim. Ve en alt noktadayken sıfır olduğuna, en üst noktada maksimum değerini aldığına dikkat edelim arkadaşlar. Dönme hareketi sarı vektörle Öteleme hareketi mavi vektörle sarı ve mavi vektörün bileşkesi de en altta da bakın arkadaşlar kırmızı olarak yani bir noktanın hareketi kırmızı vektörle gösterilmekte. Dönerek öteleme hareketi yapan cismin üzerindeki bir noktanın hızını görmekteyiz şu an. Cisim dönerek ilerlerken çap üzerindeki bütün noktaların öteleme hızı aynı olacaktır. Çap üzerindeki dönme hızlarının oya göre uzaklığıyla doğru orantılı olduğunu görelim. Şimdi bu ikisinin bileşkesi de bu noktanın hızını verecek. Bakın arkadaşlar, hem dönme hem öteleme hareketi İç kısımlarda dönme hareketinin hızının daha küçük olduğunu görelim. Bunların bileşkesi ise kırmızı ile gösteriliyor. Bu şekildeki gibi olacaktır. Cisim dönerek ilerlerken arkadaşlar, cisim üzerindeki bir noktanın hızının bu noktanın yere olan uzaklığıyla her zaman birbirine dik olduğunu ve bunların orantılı olarak büyüyüp küçüldüğünü, orantılı olarak artıp azaldığını görelim. Yere olan uzaklık azaldıkça hızın azaldığını, arttıkça hızın arttığını görelim. Bir noktanın hızı cismin konum vektörüyle, yani yere olan uzaklığı ile doğru orantılıdır ve bu iki vektör birbirine diktir. P noktası şurası arkadaşlar. Şu noktanın hızını düşünelim arkadaşlar. P noktasına uzaklığı şurası. O zaman bunun hızı arkadaşlar bu vektöre diktir. Bu mesafeyle doğru orantılıdır. İkinci şekilde daha ayrıntılı göstermiş olayım. Buraya P noktası dedim. Çemberin merkezinin P noktasına uzaklığına R dedik. Hızına V diyeyim arkadaşlar ben. O zaman şu nokta 2R uzakta oldu. Bu durumda şu hız vektörüne direkt 2 veriyorum arkadaşlar. İşte demek istediğimiz orantı kısmı bu. R'ye V demişsem 2R'ye 2V diyorum. Şu noktanın P'ye olan uzaklığı 1,5R olsun. O zaman hızına da 1,5V diyorum arkadaşlar. Şu noktanın P'ye uzaklığına 1R diyeyim. O zaman hızına 1 veriyoruz. Şu noktanın P'ye olan uzaklığına 0,8R diyeyim. O zaman hızına 0.8 veriyorum. Şu noktanın yere uzaklığı 1.7R olsun. O zaman burası da 1.7V olacaktır ve bunlar birbirine diktir her zaman. Bu yöntem bazı sorularda bizim için inanılmaz kolaylıkta olacak. Şimdi sorulara geçelim. Sorularını çözelim. Siz de göreceksiniz ne kadar kolay çözüldüğünü. Evet, bir ÖSM sorusuyla başlamış olalım. Geçmiş yıllara çıkan bir soru arkadaşlar. KLM noktalarının yere göre hızları nasıldır? Bu cisim kaymadan dönerek ilerliyormuş. Sorularımızı genelde iki yolla çözeceğiz. Birinci yol klasik yöntem arkadaşlar. Merkezin hızına V diyeyim ben. Bu durumda burada V artı V vardır. Hem öteleme hem çizgisel hız. Yani burası 2V oldu. Şurada arkadaşlar 1V dönme 1V de öteleme kök 2V oldu. Şu noktada 1V dönme 1V'de öteleme 0 oldu arkadaşlar. Bu durumda K en büyük oldu. VK en büyük. VL ortanca. VM ise en küçük oldu. İkinci yol konum vektörü ile hız vektörünün doğru orantılı olmasıyla alakalıydı arkadaşlar. Bu bizim için daha kolay olacak. Daha doğrusu M noktasına göre uzaklığa bakıyorum arkadaşlar. K en uzaktır. L daha az uzaktır. M ise sıfır arkadaşlar. Doğrudan hızlar bununla alakalı. VK en büyük. VL ortanca. VM de sıfır oldu. Milli eğitim kitabından bir soruya devam edelim. Dönerek öteleme hareketi yapan tekerleğin üzerindeki K noktasının yere göre hızının büyüklüğü VK. L noktasının yere göre hızının büyüklüğü VL'dir. VK bölü VL oranı kaçtır? Yarıçaplar çaplar 2R, R, ve şurası da 2R olarak yazmış olalım. Önce arkadaşlar konum vektörü mantığına göre yapıyorum. X ile V doğru orantılıydı. Buraya P noktası diyelim arkadaşlar. P'ye göre uzaklığı. Evet L noktasına bakıyorum arkadaşlar. 3R mesafede. O zaman ben buraya 3 veriyorum. diyorum. K noktasına bakıyorum arkadaşlar. K noktası ise 4R uzakta. O zaman buraya da 4 veriyoruz. Bu kadar açık ve net arkadaşlar. Cevabımızı bulmuş olduk. K'nın hızı 4V ise ki 3V'dir. VK bölü VL buradan 4 bölü 3 çıkacaktır. İkinci yoldan çözelim arkadaşlar. Öteleme hızı 2V olsun. Bu durumda bütün noktaların öteleme hızları 2V olacaktır. Burası 2V ise arkadaşlar öteleme hızı 2V idi. O zaman çizgisel hız da 2V olacaktı. Yani şu noktaların çizgisel hızları 2V. 2R mesafedeki cismin hız çizgisel hızı 2V ise 1R uzaktaki cismin çizgisel hızı 1V olur. Yani L noktasının hızı toplam 3V oldu. K noktasının toplam hızı da 4V oldu. Yani VK bölü VL 4V bölü 3V oldu. Birinci yöntemimiz çok daha pratik ve net oldu. Buradan da çözülebilir. Biz her ikisini göstermek istiyoruz. Döner götüreme hareketi yapan çemberin merkezinin hızı V'dir. K noktasının yere göre anlık hızı 10 metre bölü saniye ise V hızı kaç metre bölü saniyedir? Küçük bir hatırlatma daha yapalım. Aslında kaymadığında ifade etmesi lazım soruda. Burada dikkat etmemişiz soruyu yazarken. Yani kaymadan dönerek hareketi etmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet merkezin hızına V demişti. K noktasının yere göre anlık hızı 10 metre bölü saniyeymiş. Ben konum vektörü mantığına göre yapıyorum arkadaşlar. P'ye göre K'nın uzaklığı ile hız vektörü birbirine dik olacaktı. Ve orantılı olacaktı. Burası 3R verilmiş. Yarı 4R verilmiş. Yani şu mesafe 5R. 5R'ye 10 metre bölü saniye hız düşerse 4R'ye kaç düşer? 4R'ye V düşmüş. Orantı kurduğumuz zaman V'nin buradan çok rahat 8 metre bölü saniye olduğunu görebiliriz. 8 metre bölü saniye. Evet bu da konum vektörüne göre çok kolay ve rahat çıkmış oldu. Yine ben ikinci yolla yapmış olayım arkadaşlar. Evet çemberin merkezinin hızı V'ymiş. Merkez sadece öteleme hareketi yapar. 1 V burası. O zaman K'nın da öteleme hareketi 1V oldu. Şu noktaların da öteleme hızı 1V. Bu noktanın öteleme hızı 1V ise arkadaşlar. Yani 4R uzaklıktaki noktanın öteleme hızı 1V ise 3R uzaktaki K noktasının öteleme hızı 0.75V olacaktır. 4R'ye V düşerse 3R'ye 0.75V düşecektir orantısından. Bu ikisinin bileşkesi Soruda bize verilmiş 10 metre bölü saniye olarak verilmiş. Bu 10 metre bölü saniye ise V hızı kaçtır? Bundan gerisi artık Pisagor kısmına düşmüş oldu. Onun karesi, bileşkenin karesi V kare artı 0.75 V'nin karesi. 100 eşittir V kare artı 3 bölü 4 demektir 0.75. 3'ün karesi 9 V kare bölü 16 oldu. İşlemlerini yapacak bulursak buradan. Yüz eşittir. 25 ve kare bölü 16. Şunlar sadeleşir. Burada 4 kalır. Burada 1 kalır. 4 kere 16 64. Bu durumda V eşittir. 8 çıkacaktır arkadaşlar. Oldukça eziyetli matematiği oldu bunun da. Yine birinci yol yani P'ye olan uzaklıkla doğru orantılı olması daha pratik kaldı burada. Yine Milli Eğitim kitabından bir soruyla devam edelim. Merkezi O noktası olan 2R yarıçaplı bir küre kaymadan dönerek ilerlemektedir. Buna göre A ve B noktaların yere göre anlık hız büyüklükleri oranı nedir? Evet yarıçap 2R'ymiş. Yani şurası 2R. Yine ben X ile V orantısından yola çıkarak devam ediyorum. T noktasına göre A noktasının uzaklığı ve P noktasına göre B noktasının uzaklığına bakıyorum. 2R burası, 2R de burası. Toplam B'nin uzaklığı 4R oldu. Ben buraya 4V diyeyim. 4R'ye 4V düştü. AP uzaklığı kaç R'dir? Buraya X diyelim. X'in karesi eşittir. 2R'nin karesi artı R'nin karesi. X kare eşittir 5R kare. X eşittir Kök 5 R'ye çıkar. Demek ki X mesafesi kök 5 R'ymiş. 4 R'ye 4 V demişsek kök 5 R'ye de kök 5 V demeliyiz. Ve bu uzaklığa diktir arkadaşlar. Buna göre A kök 5 V ise B 4 V oldu. Ve A bölü B, B kök 5 bölü 4 çıkacaktır şöyle bir soru var. Biraz zor diyeceğimiz soru tarzlarının birisi. Onu da çözmüş olalım. O merkezi iki kasnak birbirine perçinlenmiştir. 3 R yarıçaplı kasnağa sarılı ip çekildiğinde R yarıçaplı kasnak yatay zeminde kaymadan dönerek ilerlemektedir. Yani şuradan ip çekiliyor. Şu eksen etrafında dönerek ilerliyorlar. İp sabit ve hızlı çekildiğine göre kasnağın merkezinin yani O noktasının hızı Kaç V'dir diye sorulmuş. Şurası sabit bir V hızıyla çekiliyormuş arkadaşlar. Prensibimiz çok kolay arkadaşlar. Ne diyoruz? X ile V doğru orantılıdır. Yani şu P noktasına göre sabit olan bir noktaya göre, sabit olan zemine göre noktanın uzaklığı ile hızı doğru orantılıdır. P noktasının şu ipin bulunduğu noktaya uzaklığı 3R'dir. 3R'ye V düşüyor. O zaman kürelerin merkezi olan şu mesafe yani R uzaklıktaki mesafeye kaç V düşer? 3 R'ye V düşüyorsa 1 R'ye V bölü 3 düşer. Soru zor gibi görünse de bakın çok rahat orantıyla çıkmış oldu arkadaşlar. Bu durumda kürenin merkezin hızı V bölü 3 olacaktır. Cevap bu kadar. Yine Milli Eğitim kitabından aldığımız bir örnekle devam edelim. Tekerlek sürtülmesi önemsiz yatay düzlem üzerinde sabit V hızıyla kaymadan dönerek ilerlemektedir. Tekerlek üzerindeki A ve B noktalarının yere göre hızlarının oranı VA bölü VB kaçtır diye sorulmuş. 60 derecelik açılar verilmiş. A ve B verilmiş. Ben bunları ayırayım arkadaşlar. Yan yana alayım. Her iki yolla da çözüm yapmak istiyorum. Önce dönme ve öteleme hızına göre çözüm yapmak istiyorum. A noktası için bakalım arkadaşlar. Öteleme hızı V olsun. Dönme hızı da şu şekilde V olacak arkadaşlar. B noktası için yazacak olursak öteleme hızı bu şekilde. Dönme hızı da tam bu şekilde olacaktır. V'ye V. v. Şuralar 90 derece. Çizgisel hız yarıçapa çapa diktir. Peki şu aradaki açı kaç derece? Ona bakalım arkadaşlar. Şu açı ise arkadaşlar şöyle düşünelim. Şurası 30 derece. Şurası 180 derece olacağından dolayı Şuraya 60 derece kalıyor. Hız vektörlerimiz V ve V arasındaki açı 60 derece. Özel durum vardı hatırlayalım. Kök 3 katına eşittir bura bileşke. O zaman V eşittir. Kök 3 V olacaktır. Şuradaki açıyı bulalım arkadaşlar. Şu kısmı tamamlayayım. Şurası 30 derece oldu. Şurası 60 derece. O zaman buraya 120 derece kaldı. 120 derece ve vektörler V büyüklüğünde yine özel durum vardı. İleşke bunların kendi katına eşitti. Yani VB eşittir. 1V oldu. A ve B noktaların hızlarını büyüklüğünü bulmuş olduk arkadaşlar. VA bölü VB. Kök 3 bölü 1 olacaktır. Yani cevabımız kök Şimdi ikinci yoldan çözelim arkadaşlar. X ile V doğru orantılıydı gençler. Şu noktaya göre uzaklığa bakıyorum. Şöyle arıyorum. Ve şu noktanın uzaklığı. Aslında bize X1 bölü X2'yi sormuş gibi. Bunların oranı hızların oranı olacaktır aynı zamanda. Hızlar bunlarla orantılı olduğu için buraya VA dedim. Buraya VB dedim. X1'i nasıl bulabiliriz? Şurası R. Burası da R. Açı 120 derece. Geometriden burayı belki hatırlarsınız. 120 derece üçgenin özelliğinden R, R ise burası kök köküç R'dir. Ya da buradan görememişseniz şöyle dikme indirebilirsiniz arkadaşlar. Dikmeden de gelebilirsiniz. Oradan da çözülebilir. Ben bu şekilde bu kadarlık yapacağım. Köküç R. Şuraya geldik arkadaşlar. Buralar R. Şuralar 60'ar derece. Yani eşkenar üçgen arkadaşlar. O zaman x2'de R büyüklüğünde oldu. Yani x1 bölü x2 oranı v1 bölü v2 orandır. O da kök 3 bölü kök 3 r bölü 1 r'dir. Yani kök arkadaşlar. Bu da bizim ikinci yolumuz. Artık tercih sizin hangisini kullanmak isterseniz. Bir de yine bazı kaynaklarda karşımıza çıkabilen şöyle bir fantastik diyebileceğimiz soru türü var arkadaşlar. K, -L ve L yollar 4 R yarıçaplı yarım çemberler şeklindedir r yarıçaplı tekerlek kaymadan dönerek ilerlemektedir. Buna göre KL arasındaki tur sayısının LM arasındaki tur sayısına oranı kaçtır? KL'yi içten gidiyor. LM'yi dıştan gidiyor. KL yayı ile LM yayı aynı uzunlukta fakat aynı tur dönmeyecekler. Peki tur sayılarını nasıl buluruz bunların? Gençler burada tekerleğin merkezinin aldığı yol bizim için bazdır. Yani şu şekilde bir yörünge izliyor aslında. tur sayısını belirleyen bu yörüngenin uzunluğudur arkadaşlar. Tekerleğin merkezinin yörüngesi bu olduğu için merkez yörüngesi tur sayısını belirleyecektir. Tekerlek şuradayken yarı çapı 1 R'ydi. 4 R'de burası var. 3 R'lik bir yörünge izliyor. Şurada da 1 R burası. 4 R'de burasıydı. 5 R'lik bir yörünge izliyor. Yani yörüngemiz iki kısımdan oluşuyor. 5 R'lik ve 3R'lik 2 yörüngemiz var. Buraya ben N1 tur diyeyim. Buraya N2 tur diyeyim. Aslında N1 3R ile orantılı. Buna 3N dersem. N2 de 5R ile orantılı. Buna 5N diyebilirim arkadaşlar. O zaman çok rahat tur sayıları. N1 bölü N2. 5 bölü 3 çıktı. Fakat biz bir de formülden çözelim arkadaşlar. N tur sayısı. Aldığı yol bölü Çevre olacaktır. Çemberin çevresi N1 için bakalım arkadaşlar Aldığı yol 2Pi Çarpı 3R'nin yarısı Bölü çevre 2PiR Buradan N1 tur sayısı 3 bölü 4 çıkacaktır. N2 tur sayısı ise Aldığı yol 2 pi çarpı 5 r bölü 2 çemberin yarısı bölü 2 pi r çevre buradan da n2 5 bölü 4 tur çıkacaktır. Bunları oranladığımızda yine cevabımız 5 bölü 3 olacaktır. Bir de yörünge sorumuz var arkadaşlar. Tekerlek yatay yolda kaymadan dönerek ilerlemektedir. Buna göre K noktasının yörüngesi aşağıdakilerin hangisi gibi olabilir? Biz aşağıda yana almış olduk yörüngeleri. Evet bu dönerken yörüngemiz nasıl olur arkadaşlar? Tekerlek biraz sonra şu ileriye gelmiş olacak. Ve K biraz aşağı doğru gelmiş oldu. Tekerlek tamamen dönmüş olsun. K tam aşağı gelmiş olsun. Yani yörüngemiz şöyle olacak arkadaşlar. Bundan sonra bu şekilde devam edecek. Bu yörünge fizik ya da bilim dünyasında çok özeldir aslında arkadaşlar. Zaman zaman yollarımız çakışmakta aslında bu yörüngeyle. ile meraklılar için onlardan da bahsedeceğim kısaca. Şu cevabımız A şıkkı olduğunu işaretlemiş olalım. Evet, tekerlerimizi ilerlerken çizdiği yörünge şu şekilde. Yarım çember değil ama bir sikloid yörüngesi diyoruz arkadaşlar buna. Ve bunların çok ilginç uygulamaları var arkadaşlar merak edenler için muhakkak öğrenmesi gereken yerlerden birisi. Ne demek istediğimi şimdi açmış olayım ben. Bir eğik düzlemimiz var. Diyor ki serbest bırakılan cisim eğik düzlemden en kısa sürede aşağıya ulaşması için şu yörüngenin nasıl bir şey olması gerekir diye sormuş olsa arkadaşlar. Bu yörüngeyi biz sikloid haline getirmiş olduğumuzda arkadaşlar en kısa sürede buraya inecektir. Yani en kısa yol problemi arkadaşlar sikloid eğrisiyle alakalıdır. Bakın şu yol daha kısa bu yol daha uzun. Yol uzun ama zaman kısa arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki bir yere en kısa sürede ulaşmak için en kısa yoldan gitmemiz şart değil. En uygun yoldan gitmemiz gerekiyor. Yol uzun olabilir ama zaman daha kısa olabilir. Bunların çok popüler simülasyon ve deneylerini göstermek istiyorum size gençler. 3 farklı düzlemimiz var. Sarı olan sikloid eğrisi. Bakın arkadaşlar cisimler aynı anda bırakıldığında en kısa sürede sikloid eğrisinden düşen cisim hedefe ulaşmakta. Evet şu meşhur deneyi de görmüş olalım arkadaşlar. Evet ortadaki sigloid eğrisi serbest bırakıldığında sigloid eğrisinden gelen cisim en erken hedefe gelmekte. Bu da oldukça popüler bir deney videosu olarak karşınıza çıkmıştır belki. İlginçlik burayla bitmiyor arkadaşlar. Sikloid eğrisi üzerinden cismi nereden bırakırsanız bırakın her zaman aynı sürede aşağıya geliyor. Mesela birisini şuradan bıraksak, birisini şuradan bıraksak, diğerini şuradan bir yerden bırakmış olalım. Arkadaşlar en alt noktaya üçü de aynı anda geliyor. Geriden başlayan hızlı geliyor. Yakından bırakılan yavaş geliyor fakat en alt noktaya aynı anda geliyorlar. Bu bırak histerkrom problemi olarak geçiyor. Evet, hemen simülasyonda göstermiş olayım arkadaşlar. Bakın Hangi yüksekten bırakırsanız bırakın en alt noktaya aynı anda geliyorlar. Hatta biraz sonra deneyine de göstereceğim. İlginç deneyiyle de arkadaşlar. Sizi baş başa bırakmış olayım. Evet, Saikloid eğrisine oluşan eğik düzlemlerimiz var. Farklı seviyeden topları bıraktığımızda aynı anda aşağı ulaştığını görelim. Evet aynı anda aşağı gelmek cümlesini basit harmonik hareketlerini belki hatırlıyorsunuzdur. Evet, basit harmonik hareketin de arkadaşlar bununla alakası vardır. Evet basit harmonik harekette aynı sarkaçlarda arkadaşlar sarkaçın birisinin daha gerden bırakılması birinin daha az geriden bırakılması hiç fark etmiyordu. Aynı anda aşağı seviyeye geliyorlardı. Basit harmonik hareket küçük açılar için geçerliydi hatırlayalım. Eğer daha büyük genellikle basit harmonik hareket yapmak istiyorsak şu kenarlara sakloid engeller koymamız gerekiyor. Şöyle engeller. Bu engellerin arasında arkadaşlar hangi açıyla bırakırsak bırakalım. Basit harmonik hareket gerçekleşecektir. Yani periyot her zaman aynı çıkacaktır. Evet, bakın şekilde olduğu gibi arkadaşlar. Kenarlara sakloid eğrisinden oluşan engeller var. Şu mavi ya da mor sarkaçlara bakalım arkadaşlar. En 3 seviyeye kadar gidebiliyorlar fark etmiyor. Yine hepsi aynı anda en alt seviyeye ulaşıyor. Şu oluşan yörünge de yine sakloid eğrisinden oluşmaktadır. Hem şu engeller sakloid eğrisinden hem de oluşan yörünge sakloid eğrisidir. Evet şöyle bir sakloid eğrisinden oluşan eğik düzlemimiz var. Bakın nereden bırakırsak bırakalım. Her zaman alt seviyeye aynı anda geliyorlar ve çarpışıyorlar. Daha yüksekten daha alçaktan bırakılmasının bir önemi yok gelme süreleri eşit arkadaşlar. Bu sarkoid eğrisi arkadaşlar Fermat problemi dediğimiz kırılma olayında da geçerli. Mesela çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık ışınları arkadaşlar şekildeki gibi kırılırdı ortam değiştirirken. Bunun temelinde ışığın en kısa sürede hedefe ulaşma mantığı vardır. Buradan serap olayına gidiyorduk hatırlayalım. E, çok yoğun ortam soğuk hava gibi az yoğun ortam sıcak hava gibi Işık sıcak havaya doğru geldiğinde yani az yoğun ortama doğru geldiğinde sakloid eğrisi çizecektir. Şöyle göstermiş olayım. Ortamları katman katman yapmış olayım arkadaşlar. Bakın kırıldıkça artık eğriselleşmeye başlıyor. Biz burayı tamamen katmanlar arasındaki geçişi düzenli bir şekilde yaparsak şu çizilen yörünge sikloid eğrisi oluyor. En ideal kaykay rampalarının da sikloid eğrisinden yapıldığını görelim. Son bir notum arkadaşlar. Elektrik alan ve manyetik alanda artı Q yüklü parçalık serbest bırakılırsa sikloid eğrisi çizecek şekilde bir yörünge takip eder. Bunu küçük bir simülasyonla göstermiş olayım hemen. Elektrik ve manyetik alanda serbest bırakılan artı Q yüklü parçacık bakın şekildeki gibi sikloid eğrisi çizecek şekilde hareket etmektedir. Kuvvetlerin etkisiyle bu hareketi yapıyor. Şu nötr parçacığı temsil ederken şu parçacık ise belli bir hızla fırlatılan parçacığı temsil etmiş. Dersimi bitirmeden önce meraklılar için bir soru sormuş olayım arkadaşlar. Biliyorsunuz bu sakloid erisinin tabanı 2 pi re uzunluğunda oluyor. Yüksekliği de 2 re oluyor arkadaşlar. Peki bu sakloid erisinin uzunluğu nedir? D dersek D mesafesi kaç R'dir? İkinci bir soru. Peki bu alan kaç R kare'dir? Meraklılar için de böyle bir soru sormuş olayım. Zeka soruları da çok yakından ilgendiğim için bana Japon hava yollarının uçakta dağıtmış olduğu zeka soruları kitapçığını gönderdiler. Ve bu kitapçıkta zeka soruları arasında bu sorular vardı arkadaşlar. Bu alan kaç r kare'dir? Şu uzunluk kaç r'dir şeklinde düşünün. Her yolcuya verilip çözülmesi ya da düşünülmesi istenen problemlerden birisi olarak yani bir genel kültür sorusu gibi sorulması çok dikkatimi çekmişti. Demek ki gelişmişliğin bir ölçüsü olsa gerek diye yorum yapmıştım. Evet sevgili arkadaşlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Yine ezberden uzak, mantık endeksli bir başka derste görüşmek üzere hoşça kalın.